Kanalımdan herkese selamlar. Bu videomuzun konusu Kumtel marka elektrikli fırın arızası ve tamiri ile ilgili olacak. Öncelikle fırınımızın arızasından bahsedeyim. Fırın pişirme modundayken alt ızgarası çalışmıyor ve yeterli ısıya ulaşmadığından pişirme sağlıklı olmuyor. Izgara modu seçildiğinde sadece ışık ve üst ızgara çalışıyor. İşe fırını yerinden çıkararak başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle fırının kapağını açıyoruz. Kenarlarda bulunan vidalar var. Bu vidaları yerinden söküyoruz. Bahsettiğim vidalar burada. 4 adet fırını dolaba sabitleyen vidalarımız. Bu vidaları sökerek fırınımızı yerinden çıkarıyoruz. Arka kısmında bulunan fiş var. Bu fişi çıkararak fırınımızı uygun bir alana alıyoruz. Fırının düğmelerinin olduğu alanda vidaları sökerek arka kısmında bulunan alana ulaşacağız arkadaşlar bu şekilde. Videoyu burada hızlandırıyorum. Arka tarafında bulunan ve ön tarafında bulunan vidalarımızı sökerek bu parçayı çıkarıyoruz ve arka tarafta bulunan kısma ulaştık. Bizim şimdi arızalı olacağını düşündüğümüz alan burası. Arkadaşlar buna fırın şalteri deniyor. Görmüş olduğunuz gibi. Muhtemel arızası bundan kaynaklı olacaktır. Çünkü üzerinde bir kararma gördük. Şu an yaklaşalım. Tabi bu da işlevini yerine getirmediğinden fırın ızgarası alt tarafı çalışmıyor. Arkadaşlar bu parçayı komitatör olarak da aratabilirsiniz. Şimdi bunu sökmek için 4 adet vidamız var. Cam bölmeyi çıkarmak için bu vidaları yerinden söküyoruz. Ve cam panelin arkasında bulunan vida çıkacak karşımıza 2 adet. Bu 2 adet vidayı da yerinden sökerek şalterimizi yerinden çıkarıyoruz. İki adet vida var. Bunları söktüğümüzde kolayca komitatör yerinden çıkacaktır. Bu şekilde vidayı söktüğümüzde komitatör yerinden çıktı. Şöyle tekrardan göstereyim. Arkasında kablolar var. Bu kabloları sökerek parçamızı ayırıyoruz. Kabloları sökmeden önce fotoğraf alırsanız ya da bunu bir yere çizerseniz daha sonra alacağınız parçayı takarken kabloları karıştırmayın. Çok önemli burası. Bu şekilde kararmalar mevcut. Yayı yerinden çıkmış. Sadece bir bölmesi çalışıyor. Komitatör bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yenisini aldık birebir. Elektronik parça rezistans tamiri yapan yerlerde satılıyor. Parçayı sökerek birebir aynısını alınız. Sizin fırın farklı model olabilir ama o parçayı götürdüğünüz takdirde parçanın aynısını alabilirsiniz. Ben bu kağıda çizimini yaptım. Yanlış bir şekilde kabloları takmayayım diye bu şekilde çizdim ve buna uygun olarak tekrardan yerine takıyorum. Kabloları doğru bir şekilde yerine taktıktan sonra işlemimize devam edeceğiz. Söktüğümüz gibi tekrardan yerine oturtuyoruz. Vidalarımızı takıyoruz. İşlemimize devam ediyoruz bu şekilde. Şalterimizi yerine taktık. Camlı bölmeyi de tekrar üstüne getirerek arkada bulunan 4 adet vidamız vardı. Bu vidayı da yerine sabitleyeceğiz ve montaj işlemini sonlandırmaya yakınlaşacağız. Bu şekilde 4 adet vida var söylemiştik.
camla paneli birbirine sabitlemeye yarıyor. Bu vidaları da takıyoruz. Şimdi ilk başta yerinden çıkardığımız gibi vidalarımızın yerini bularak kenarlarda vidalar mevcut ve ön tarafında iki tane vida mevcut. Genelde marka model farklı olsa da sistem aynı şekilde. Bunu yerine takarak panelimizi tam yerine oturtup işlemimizi sonlandıracağız. Bu şekilde işte vidaları size gösteriyorum ben. Hemen hemen dört tarafında bu vidalardan mevcut. Vidaları yerine oturttuktan sonra işlemimiz tamamlandı. Şimdi test aşamasına geçeceğiz. Düğmelerimiz de bu şekilde yerine takıldı. Arkadaşlar fırınımızı fişe taktık. Şimdi düğmemizi çeviriyoruz. Bu şekilde ışığımız ve derecesini arttırıyoruz. Düğme daha rahat dönmeye dönüyor şu an eskisine göre. Eskisinde çıt çıt diye ses geliyordu. Bunda çok daha rahat dönüyor. Isınmasını kontrol ediyoruz. Normalde bu ızgara çalışmıyordu. Şu an elime ısı geliyor ve çalışıyor. İşlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Fırınımızı tekrardan yerine oturttuk. Arkadan fişini taktık. Şimdi tekrar ilk başta söktüğümüz vidaları yerine takarak videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Bu tarzdan videolar gelmeye devam edecektir. Hepinize iyi günler diliyorum.